Mısın gerçekten? Arkadaşlar merhabalar. 2021 online tam kursu neydi lan? Tam kursu solumuzda dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz Long Poly Gesprek mit Doktor Assistent Akciğer Polikliniğinde doktor asistanıyla hasta arasındaki görüşmeye başlıyoruz. YouTube kanalımıza abone oldunuz mu diye soralım. Tabii ki bekliyoruz. Gesprek mit Long Art. Gesprek mit Assistant from the Long Arts. Okay, Assistant. Okay. Dag mevrouw, heeft u de longpoli makkelijk kunnen vinden? İyi günler hanımefendi. Akciğer polikliniğimizi kolay buldunuz mu? That was geen problem. Bir problem olmadı. U bent hier voor de eerste keer, daarom ga ik u eerst een paar persoonlijke gegevens vragen. Waar woont u? Burada ilk defa buradasınız. Bu yüzden birkaç sorum olacak size. Nerede yaşıyorsunuz? Natürlich, ich wohne in Rotterdam. Tabii ki Rotterdam'da yaşıyorum. U bent doorverwiesen door de huisarts. Wat is er aan de hand? U bent doorverwezen door de huisarts. Doorverwezen. U bent doorverwezen door de huisarts. Wat is er aan de hand? Problem nedir? Ev doktorunuz sizi buraya yönlendirdi. Problem nedir? Sıkıntınız. Ich ben verkouden. En ik heb het benauwd. Ik hoest veel. Çok fazla üşüttüm ve soğuk algın öksürüğüm var. Çok öksürüyorum. Böyle nefes alamıyormuş gibi. Nefes alamıyorum. Çok öksürüyorum. Bravo. Hoe zou u die benauwdheid omschrijven? Hoe zou u die benauwdheid omschrijven? Hocam burada omschrijven yani hangi nefes alamamayı veya tıkanmayı nasıl tarif edersiniz? Peki. Ein piepend, zuigend, helluidje. Ik kan niet goed ademen. Çok güzel nefes alamıyorum. İyi nefes alamıyorum. Biraz hırıltı var göğsümde. Evet, flyce, hırıltılı bir ses. Hırıltılı bir ses var. Bravo. Heeft ook een loopneus. Balgam var mı? Nee. Loopneus. Burun akıntısı nezle, var mı? Burun akıntısı. Ya. Ja. U bedoelt dat je neus zomaar begint te lopen van dat waterige? Ja, zeker. Demek istediğiniz, aslında demek istediğiniz yeni mi başladı gibi anlıyorum. Burnunuzdan böyle sulu bir akıntı mı geliyor? Burnunuzdan sulu bir akıntı mı geliyor? Evet, doğru. Kesinlikle. Evet. En als je hoest, doet het dan ergens pijn. Eğer öksürük varsa sonrasında ağrı oluyor mu? Ja, ik heb pijn in mijn buik en op mijn borstkast. Als dat hoesten zo heftig is. Evet, karnımda biraz ağrım var ve göğüslerimde de göğüs kafesimde de aynı şekilde ya çok şiddetli öksürdüğümde çok şiddetli öksürdüğümde ağrı hissediyorum. Hı hı. Dokuz. Hoe voelt u zich in het algemeen? Genel olarak nasıl hissediyorsun? Bravo. Heel eerlijk gezegd, ik voel me waardeloos. Wat betekent dat, waardeloos?
böyle hiçbir işe yaramaz. Değersiz. Bilir miyiz hocam? Çok dürüst söylemek gerekirse kendimi çok berbat hissediyorum. Çevirisi İngilizce'nin çeviri böyle oluyor. Ya. Also Hust hieft ihr den Slam op welke kleur? Bu sefer sanırım doğru. Eğer öksürük varsa balgam geliyor mu hangi renk? Bravo. Ja, ich habe wel slime op. Evet, çok fazla balgam geliyor. En hoe's het met de reuk en de smaak? Koku ve tat nasıl? Met ruiken en proeven heb ik niet echt last van. Koku almam ve tat almam pek iyi değil. Now, koku almada ve tat almada çok fazla rahatsızlığım yok. Yok, okay. Met ruiken en proeven heb ik niet echt last van. Heb ik niet. Ha, heb ik niet, ja. Heeft de koorts ateşin var mı? Nee, niet nu volgens mij. Hayır, bana göre yok. Şu an yok. Rookt u? Sigara içiyor musun? Nee, gelukkig niet meer. Gelukkig niet meer. Daarmee ben ik al lang gestopt. Şu anda içmiyorum ama çok önceden bıraktım. Bravo. Kommen er hart en wat sikten vor in uw familie? Ailede kalp hastalığı var mı? Kalp ve damar hastalığı. Kalp ve damar hastalığı. Var mı? Wat sikten. Nee, ze zijn vrij gezond. Hayır, onlar sağlıklılar. Herhangi bir hastalıkları yok. Güzel, bravo. Als de medicijnen aanslaan, dan verminderen uw klachten aanmerkelijk. İlaç aldığında, aanslaan nedir hocam? What betekent dat? İlaçlar fayda etmeye başladığında. Ah, ondan sonra az şikayet. Şikayetleriniz. Şikayetin daha azalacak. Evet, dikkate değer oranında azalmaya başlayacaktır. Azalacaktır. Heel erg bedankt. Ik hoop dat het werkt. Çok teşekkür ederim. Umarım dediğiniz gibi olur. Güzel, bir faydası olur. Çok güzel. Faydası olur. Nogmaals, veel beterschap. Als het erger wordt, dan kunt ons weer bellen. Çok geçmiş olsun. Eğer devam ederse bizi arayabilirsin. Als het erger wordt, eğer durum kötüye giderse, eğer durum tekrar bizi arayabilirsiniz. Dank u wel. Heel fijne dag verder. Teşekkür ederiz. Lees de zinnen hardop, vervolgens vertaal deze zinnen naar het Turks. Succes! Wanneer is de verkoudheid begonnen? Soğuk algınlığı ne zaman başladı? Gamze? Wanneer is de benauwdheid begonnen? Nefes darlığı. Nefes darlığı ne zaman başladı? Since wanneer heeft dat hoesje? Ne zamandan beri öksürük? Yok, like. Orada T'yi unutmuşuz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Hus diye. Anders, yoksa telefon kabı. Evet, telefon kabı oluyor. Pardon. Ne zamandan beri öksürük var? Hoe lang bent u al aan het hoesten? Ne kadar zamandır öksürüyorsun? Ja, heel goed. Dankjewel.
Mag ik alsjeblieft Ecem vragen? Ecem, kun je een microfoon aanzetten voor mij? Dankjewel. Ja. Er komen een paar zinnen. Ik wil graag Nederlands en Turks vertaling. Ga je gang. Ja, hoe lang bent u al? Ecem, ik versta je niet goed. Hoe lang bent je al aan het hoesten? Ne zamandan beri öksürüyorsun? Hoe lang bent je al kort ademig? Ne zamandan beri nefes darlığı yaşıyorsun? Ecem, dankjewel. Nurbanu, je gaat verder. Is het geleidelijk verergerd? Verergerd. Verergerd. Ik weet dat niet, geleidelijk. Yani düzenli olarak yavaş yavaş daha da kötüye mi? Daha gidiyor. Da artıyor. Artıyor. Daha da kötüleşiyor. Ja. Is het geleidelijk verbeter? Artarak iyileşiyor mu? Aynen. Artarak veya adım adım diye çeviriyoruz. Evet Gamze Hanım. Kunt u die benauwdheid omschrijven? Bu nefes darlığını tanımlayabilir misiniz? Evet. U moet soms naar adem happen. Happen. Happen almak. Sık sık nefes almak zorunda mısınız? Nefes alın. Ha, ya, yeah, okay. Derin nefes aldı. Het is een piepend geluid. Böyle hırıltılı bir ses. Hırıltılı bir ses mi? Hırıltılı. U heeft astmatische bronchitis. Astmatische bronchitis. Astım bronşitiniz var. Çok güzel çeviri. Bravo. Evet Nurbanu, hazır mıyız? Ik ben allergisch voor pollen. Pollenlere karşı alerjim var. Zij is overgevoelig voor stuifmeelkorrels. Saman nezlesine karşı hassas. Okay, dat kan ook. Ja. De allergie veroorzaakt astmatische bronchitis. Bu alerji astım bronşite duyarlı. Astım bronşitini oluşmasına sebep olur. Veroorzaakt bir şeye sebep olur. Hij krijgt drie soorten medicijnen. O üç çeşit ilaç alıyor. Bravo. Zij moet die inhalator altijd bij zich hebben. Bu böyle ağzı sıkılan ilaç fıstığı her zaman yanınızda bulundurmak zorundasınız. Okay. Het andere medicijnen is extra. Diğer ilaçlar extra, fazladan. Hij gebruikt het alleen als het nodig is. Bunları ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz. Voorlopig krijgt zijn medicijnen voor één maand. Bu ilaçlar bir aylık kullanım için. Şimdilik bir aylık ilaç alıyor. Veya bir ilaç alıyor. Okay. Veya bir ay yetecek kadar. Nu gaan we de essentiële woorden leren. Lees de woorden hardop en vervolgens vertaal deze woorden op zinnen naar het Turks. Nurbanu, laten we nieuwe woorden leren. Hoesten, öksürük. Nee, je zegt Nederlands en Gamze zegt Turks. We gaan ja, oké. Öksürük. Öksürük. Niezen. Niezen. Nies. Neus. Hapşırmak. Okay. Snuiten.
Sümkürmek. Snouten. Okay. The host bay. Kusbay. Öksürük. Öksürük. Ata. Yoğun öksürük. Yoğun öksürük. Kusbay. Hot slime please. Slime. Burun akıntısı sümük gibi bir şey mi? Slime please. The bronchitis. Bronchitis. Bronşit hastalığı. Hot kuchye. Hot kuchye. Hot kuchye. O da öksürük. Okay. Ama o anlamda bir öksürük. Okay. The lob nose. Burun akıntısı. Yes, nezle olmak akıntı. Allergis. Alerji. Allergic. Goed. Gamze, je leest Nederlands. Barneprobeert. Te vertalen. Ja. De hooikoorts. Yüksek ateş. Saman nezlesi. Hoy, saman. Hocam o başka bir şey değil miydi? Hoy koç saman nezlesi. Peki. Hoy saman da ne? Het afweer system. Het afweer system. Het afweer system. İmmün sistem gibi bir şey olabilir mi? Direnç sistem. Ya. The voorzorgsmaatregel. De voorzorgsmaatregel. De voorzorgsmaatregel. Ja. Bakım materyalleri. Gamze. Voorzorg. Voorzorg. Maatregel önlem demek. Zor bakım. Voor önce. Bakım. İlk bakım önlemleri ne? Önleyici tedbirler. Overgevoelig. Hassasiyet. Çok hassas. The ons takings remmer. Enfeksiyon. Önleyici. Önleyici. Ya. Neyfeler. Neyfeler. Yani özellikle astım hastaları arkadaşlar, bir buhar makinesi var ya. Aa, buhar makinesi. Ya buhar makinesi. İnkübülatör. Evet. Polen aleyhi is polen alerjisi. Devam edin. İnhalieren. İnhalieren. İnhale etmek. Nefes çekmek. İçinde çekmek. Hı. İnhalator. O aletin adı. İnhalasyon veren. De Luftwegen. Hava yolları, yani solunum yolları. Solunum yolları. Okay. Het slime. Balgam. De ademhaling. Nefes alış. De luchtpijp. Hırıltılı nefes. Luchtpijp. Pipe boru demek. Nefes borusu. Evet. İn ademen. Nefes almak. De ademnood. Nefes yutak mı ne boğacağım bilmiyorum. Not acil, aciliyet demek. The adam note. Başka bir anlamda. Nefessiz kalmak. Nefessiz kalmak. Peki. The lung. Akciğer. Evet adamın. Nefes vermek. Benaut. Benaut. Nefes bende. Sıkıntı. Wie leest dat? Dersinize
katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. YouTube, Facebook kanallarımıza üye olmadıysanız lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Kursumuza siz de bekleriz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Merhaba. Aynı zamanda dersimizde solunum yolları ile ilgili olarak yeni kelimeler ve cümleler öğrendik. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar.